Cihan toprağında Hazreti Adem'in o nesil dizisi gitgide artık uzayıp gidiyor. Yeryüzünde insanlar artık cıvıl cıvıl kaynaşıyorlar. Hazreti Adem babamızın zürriyeti gitgide çoğalmıştı. Cihan ufuklarını insanların haykırışları doldurmuş ama ne var ki çoğalan bu insanlar günden güne azalıyorlar. Ezeli düşmanları olan o iblis insanoğlunun önüne yine ateşten ağlar kuruyor. Öyleydi de bunu fark edenler yoktu, çok azdı. İdris aleyhisselam dünya ufuklarından çekilmişti göklere, semalara kaldırmıştı. Arkada bıraktığı bazı din alimleri vardı. Ümmetini irşada devam ediyorlardı. Ümmet bu alimlerin etrafında halka halka olmuşlar. Çünkü onların güzel ahlakı, onların hoş sohbetleri, tertemiz halleri gönüllerde yer etmiş, taht kurmuştu. Fakat bu böyle ne güne kadar devam edebilirdi ki? Devam etmedi de zaten. Her fani gibi bu alimler de hizmetlerini tamamladılar, ahiret alemine göçtüler. Çünkü ecel tokmağı göç davulunu çalmıştı bir kere. Dünyada hiç kimseye ebedi kalış yoktu. Ecel rüzgarı herkesin o can kandilini söndürecekti. İşte o alimlerin o can kandili de sönmüş bulunuyor. Onların ölüp gitmesiyle insanlar üzerinde bir derin üzüntü meydana geliyor. Meydan şeytanlara, meydan iblis fikirli insanlara kalmıştı. O nefis ve hevanın rüzgarına tabi olan o kötü niyetli insanlar, ölüp giden alimlerin yerini almak istiyorlardı. Halkın alimlere karşı gösterdiği o sevgi, o muhabbet, haset damarlarını kamçılamıştı. Ateşin tabiatı sadece kendisini yakmak değildir. Elinin erdiği her şeyi de beraber kül eder. İşte bu ateş huylu insanlar, müminlerin o ileri gelenlerine, sanki onlardanmış gibi, münafık diyoruz biz o zümreye, sokuldular. Dediler ki insanlar, bu değerli alimlerinizin zamanla unutulacağını biliyorsunuz. Nasihatlerinin, tesirlerinin kaybolma ihtimali vardır. Bu bizi de endişelendiriyor dediler. Halbuki yalan söylüyorlardı. Onlar münafık insanlardı. Dıştan kafir gibi gözükmezler, senin gibi Müslüman gözükürler. Ama kafirlerin yanına gidince de biz onları kandırdık diye birbirleriyle sevinirler. Biz onlardan değiliz, onlardan uzağız derler. Dediler ki bu alimler unutulmasın diye bunların bulundukları yerlere birer nişan dikelim. Onları görenler devamlı onları hatırlasınlar. Hatta o zatların bir küçük timsallerini de evlerimizde bulunduralım. Hem onlar unutulmamış hem de halk onların nasihatlerini devamlı hatırlayarak doğru yoldan çok uzaklaşmamış olurlar. Münafık kişiler. Böylece zehirli nefeslerini insanların ciğerinin zarına kadar üflediler. İlk bakışta güzel, ilk bakışta makul görünüyordu bu fikir. Ama ne var ki münafık bu kapıdan içeriye girecek, iman sarayının temeline küfür dinamitini yerleştirecekti. Şeytan da meydanlarda zıplıyor. Atılan o tohum yüreklerde kök vermeye başlamıştı. Bu zehirli fikir herkes tarafından alkışlanıyor. Sokaklarda nidalar vardı. Hep birlikte dediler ki bu fikir güzeldir. Bu fikir etrafında halka olalım. Ve nihayet alimlerin büyükleri olan Vedi isminde Süva, Yavuz, Yavuk ve Nesr belki daha fazla vardır. Benim tarih ansiklopedisinden baktığım gördüğüm bu kadar isim. Özellikle de bu beş büyük alim, bu isimlerdeki o kıymetli zatların irşatta bulundukları o noktalara aynı isimle taştan böyle muhtelif şekillerle yontulmuş heykeller dikildi. İşte ilk heykelcilik kapısı bu zaman aralanıyor. İlk heykellere tapma meselesi buradan devam edecek. Hala yok mu günümüzde? Belki şaşırıyoruz değil mi?
putperestlik geride kaldı zannediyoruz. İşte bakın, malum bir zihniyet var bizim ülkemizde de. Put dikerek bir halt işlediğini zanneden, sen ister beni siyasi olarak konuşuyoruz algıla, ister normal hak adına konuşuyor algıla. Ama maalesef bir cenah var ki bizim ülkemizde, maalesef aynı dedelerinden Nuh Aleyhisselam'ın ta o zamanından beri putperestlik yapanların hala aynı fikirlerini savunup ve meydanları heykellerle dolduran bir güruh var. Belki de bitmeyecek kıyamete kadar. Dediler ki, heykellerini dikelim alimlerin. Bu zatların feyizlerinden istifade etmek için de her eve küçük boyda da bir heykel yapalım. Şeytan artık keyfinden dört köşe olmuş. Kendi kendine diyor ki, ey Adem, benim lanetime sen sebep oldun, ben de işte böyle senin evladını azaltacağım. Cehenneme göndereceğim. Evet, gerçekten de Hazreti Adem'in evladı azalmıştı, azıtmıştı. Sapkın bir cemiyet meydana geliyor. Evlere dikilen o suretler, o heykeller şimdi birer put olma yolundaydı. Münafıkların o zehirli nefesi tesirini göstermişti. Aradan zaman geçtikçe halkın o inanç ve ibadetlerinde de değişiklikler meydana geliyor. Babalarının yaptıklarını görüp aynı taklit eden gençler, o nesiller, o suretler, o dikili taşlar, Allah'a yapılan o ibadetlere vesile olmaktan çıkıyor artık. Artık insanlar bu taşların dikiliş gayesini hatırlamaz oluyorlar. Şimdi yepyeni bir çığır açılıyor. Bizzat o dikili taşların kendisine üstün sıfatlar izafe etmeye çalışıyorlar. O heykelciliklere tapmaya başlıyorlar. Şeytan fikirli o nefis perest, o hileci insanlar durmadan teklif ediyorlar. İşte babanızdan size miras kalanlar, hadi ona tapın. İlk önce halis niyetlerle dikilmişti o heykeller. Şimdi birer put oluvermişlerdi. Yeryüzünde Allah'ı bırakıp putlara tapma adeti ilk defa bu şekilde başlıyor. Belki merak ederseniz, bu putları kim çıkardı, kimden kaldı bunlar bize? İşte ilk putlar o dönemde başlıyor. Yeryüzünde Allah'ı bırakılan, o putlara tapılan zaman, cihan günleri ateş şimşekleri gibi yakıcı olmuş, tevhid hidayet nurları sönmüş, dalalet, sapkınlık, onların rüzgarları esmeye başlamıştı. Fena bir gidişti bu. Ama ne var ki gittikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu bilen de yoktu. Zilletle putların eteğini tutuyorlardı. Taştan, tunçtan heykeller yapmışlar. Boncuk gözlü putların önünde yerlere kapanıyorlar. En meşhur putlar, Ved. Halbuki Ved bir alimdi. İdris Aleyhisselam'ın ulemalarından, alimlerindendi. Sözde onların isimleri unutulmasın diye dikilmişti. Ama artık o Ved birer puta dönmüştü. Süva kadındı, kadın puttu. Yavuz arslandı. Yevuk attı. Nesir kartal şeklindeydi. Şu an hala var belki evinizde. Ama arslan, ama kartal. Ben bazen büyük iş yerleri önünden geçerken de ya da kimileri villaların önüne de at kafası koyuyor adam. Arslan koyuyor adam. İşte bunların dedeleri, bunların asıl babaları ta Nuh Aleyhisselam'dan günümüze kadar geliyor. Belki birçok benim Müslüman ağabeyim bunların ne demek olduğunu bile bilmeden güzel heybetli duruyor diye kapısının önüne böyle bir put koyuyor. Kime benzerseniz onlardan olursunuz. Hadis-i şerif açıktır. Cihanı yaratan Allah insanı başıboş yaratmadı. Abes olarak yaratmadı. Her varlığın bir gayesi vardır. Kainatta her yaratılış gayesine uygun hareket ediyor. Ne gece gündüze yetebiliyor, ne de gündüz gecenin önüne geçebiliyor. Güneş ve ay kendilerine tayin edilen menzilde akıp gidiyor. Yıldızlar o gök kubbenin derinliğinde göz kırpıyor. Arz, sema, zerre, küre, her şey kainattaki o ilahi nizama zerre kadar isyan etmeden tam bir itaat içerisinde hareket ediyor. Bir bülbül iğne ucu
şu kadar gönlünde bir aşk ateşi taşıyor diye seherlerde iştiyakla inliyor. Bir bülbül ki günde 101.000 defa Allah diyor. Bir eşek ki günde 5.000 defa Allah dediği vakidir. Zerre kadar karınca çırpına çırpına toprakları deliyor. Bir arı çiçekten çiçeğe uçuyor ki insanların en leziz gıdası bal. Bal için nefes nefese kanat çırpıyor. Her şey tam bir ahenkle yaratılmış. Gayesine de uygun işler yapıyor. Ya insanoğlu, ya insan, varlığın şeref tacı olan insan, kendisini en aşağılıklara atıvermiş. Öyle ki diyor, o insan hayvan pisliğinden daha aşağı. Hocam, bu büyük hakaret değil mi? Ben söylemiyorum ki. Ayet-i kerimede Mevla buyuruyor. Bir koyun, bir inek etinden, sütünden, derisinden, kemiğinden, yoğurdundan, peynirinden, ayranından, derisinden, kaldı ki tezeğinden bile yararlanıyorsun ve bunlar sadece insanoğlu için yaratılmış. Ya insan diyor, ibadeti yoksa eti yenmez, derisi kullanılmaz, kanı içilmez, sütü yok ki veresin, cesedi beş para etmez. Ne işe yararsın ey insan? Namazın yoksa, tesettürün yoksa, güzel ahlakın yoksa, Allah katında senin diyor hayvan pisliğinden ne kıymetin var? İnkar edenen, diyor ya şair, inkar denen zıpkına çarpılırsa bir beyin, onun felahını siz artık hiç beklemeyin. Artık insanlık alemi hüsran tarlasına kamış dikiyor. Küfür oluklarından şirk zehiri akıyor. Ahlaksızlık, zulüm o kanlı ayaklar gibi başlarda geziyor. Zalimlerin kanlı pençesi mazlumların gırtlağına gömülüvermiş. Sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Fakir ve güçsüzler, o masum ve suçsuzlar kaçacak, sığınacak yer arıyorlar. Ama nereye gidebilirlerdi ki? Meydanda zalimlerin o kanlı ayakları dolaşıyor. Bu zalim kavim helak olmayı aslında çoktan hak etmişti ama ne var ki Rahman olan Allah'ın bir vaadi vardı. İsra suresinde ne diyor? Bir de biz bir peygamber göndermedikçe azap etmeyiz. Allah'ın merhameti çıkıyor ortaya. Siz istediğiniz kadar sapıklaşın, azgınlaşın ama biz size bir uyarıcı göndermedikçe sizi helak etmem. Neden? Çünkü yarın şunu diyemezsiniz. Ya Rabbi, bize bildirici gelmedi ki. Biz babalarımızdan, atalarımızdan gördüklerimizi yaptık demeyesiniz diye. Peygamber gelirdi de bakalım onlar putların eteğini bırakır mıydı? Devam edelim de görelim. Ve işte Hazreti Nuh aleyhisselam, insanlığın ikinci babası diye hitap olunan bir isim. Dünya ufukları günahkarların o kara nefesiyle simsiyah olmuş. Fakat küfe civarında bazı kimseler yaşıyor. Bunlar o güne kadar hiçbir zaman Yüce Allah'ın Mevla'dan başkasına ibadet etmediler. Tevhid dininden, inanç kervanından asla ayrılmadılar. Ama azınlık yaşıyor orada. Nur ve hidayet her zaman onlardaydı. Gönülleri iman incileriyle bezeliydi. Dilleri hep Rahman'ı zikrediyor. İşte Hak elçisi Hazreti Nuh aleyhisselam da bu imanlı kimselerin arasındadır. Mesut ve imanlı bir ailenin çocuğudur Hazreti Nuh aleyhisselam. Ömür günlerinin seher çağında halim, selim, mütefekkir bir kimse. Kendisinde birçok üstün meziyetler var. Bir başka yaratılışa, bir başka nura sahip. Üstelik Sıddık Peygamber Hazreti İdris'in neslinden geliyor, tertemiz. Nuh Aleyhisselam'ı İdris Nebi'ye bağlayan nesep zincirinden, İslam'dan, tevhidden, imandan ayrılan tek kişi yoktur. Yani İdris Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a gelene kadar o zürriyetin hepsi Allah'ın göndermiş olduğu dine hepsi uyarak devam ediyor. İsyan yok, nesilde kirlenme yok. Çünkü nesil tertemiz olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi Hazreti Amine'ye kadar varması gerekiyor. İşte zaman ırmağı ömürler üzerinden artık akıp gidiyor. Nice yıllar geride kalmış ve Nuh Aleyhisselam 40 yaşına merdiven dayamıştır.
Ömrü bir rivayetle 950 sene, bir rivayetle de 1200 küsür sene yaşadığı dile getirilir. Daha çok 950'de kani oluyor büyükler. Nuh aleyhisselam 40 yaşına geldiği zaman Allah tarafından aynı peygamberimizin yaşı gibi vahye mazhar kılınıyor, kendisine peygamberlik veriliyor. O sapık, o azgın kavmi irşat ile artık vazifelendirilmeye başlıyor Hazreti Nuh. O mantarlaşmış kayalara dönen o kavim Allah'ın emirlerini bildirecek putları yere serecekti. Elbette ki bu çetin bir iş, bu zor bir iş. Ahlakı sükut etmiş, vicdanı nasırlaşmış, ruhu kemikleşmiş. Böyle bir kavimle mücadele kolay olmayacaktı. Ama Allah'ın emri her şeyin üstündeydi. Allah'a güvenecek, Allah'a dayanacak ve sapıklarla böylece mücadele edecekti. Şirkin çamurunda yüzen o kavmi acıklı bir azab ile korkutmakla işe başlayacaktı Nuh aleyhisselam. Hatta buna Kur'an-ı Kerim'le devam edelim. Nuh suresinin 1. ayeti. Gerçekten ki biz Nuh'a bir, daha doğrusu biz Nuh'u bir kavme gönderdik. Kavmine acıklı bir azap gelmezden önce onları korkut dedik. İşte bu mübarek ayet Nuh aleyhisselamın Allah tarafından kavmine peygamber olarak gönderilmiş olduğunu söylüyor. Peygamber-i Zişan'ın kavmini ne suretle ikaz ve irsada çalışmış olduğunu söylüyor, beyan ediyor. Ne diyor? Biz, yani kudret ve azametiyle muttasıf olan zat-ı ahadiyetim Nuh'u, o kadri yüce peygamberi kavmine gönderdik diyor Allah. Onu diyor zamanındaki bütün insanlara bir peygamber tayin ettik, emrettik ona. Evet, Rahman olan Allah tarafından Hazreti Nuh aleyhisselam bir kitap veya suhuf indirilmedi kendisine. Diğer peygamberler gibi Adem aleyhisselam, Şit aleyhisselam, İdris aleyhisselam, onlar gibi bir suhuf yani sayfa indirilmedi. Veya Hazreti Musa gibi, Davud aleyhisselam gibi, İsa aleyhisselam ya da peygamberimiz gibi aleyhissalatü vesselam gibi kitap da indirilmedi. Ama Hazreti Cibril aleyhisselam peygamberler tarihi kitaplarımıza, ansiklopedilerimize baktığımızda belki sayfa indirilmedi ama 50 defa Nuh aleyhisselama geliyor emir bildirmek için. O şükreden bir kuldu, çok şükrederdi. Rabb-i Kerim'in nezdinde de duası kabul olunan bir peygamberdi. Gün kadar o aydın yüzünü Allah'ın dergahında secdelere koyar, saatlerce ibadet ve taatte bulunur. Ve şimdi istikamet çizgisinden çıkmış, tevhid dininden ayrılmış, Allah adını unutmuş, o nefis ve hevanın atına binmiş olan, o şeytanın ateşten ağına takılmış insanları Rabbine kulluğa davet edecek. Önceleri gizliden gizliye tek tek davet vardı. Aynı peygamberimizin hayatında olduğu gibi. Tek tek gidiyor, insanları davet ediyor. Gece gündüz demeden, bir nefes dinlenmeden o sapık insanları şeytanın esaretinden kurtarmak için çırpınıyor. Gün geçtikçe de davetini genişletiyordu artık Nuh aleyhisselam. O tevhid kılıcını iman kınından sıyırmaya başlıyor. Müşrik ve putperest kavminin karşısına dikiliyor. Yine ayet-i kerime burada öne giriyor. Nuh 2 ve 3. ayette, "Ey kavmim, de ki diyor ey kavmim, şüphe yok ki ben sizin apaçık bir korkutucunuzum. Allah'a ibadet edin, ondan korkun, bana itaat edin." Daha açık bir ifadeyle aslında diyor ki, "Ey kavmim, siz böyle küfür ve isyan içinde büyük, çetin bir azaba uğrarsınız. Kendinizi ilahi azabın o pençeyi kahrından kurtaramazsınız. Ben size o elim azabı haber veriyorum, sizi korkutuyorum. Ben bir peygamberim, Allah'a kulluk edin. Ondan başkasına tapmayın, bu taşların kendisine bile bir faydası yoktur. Allah'ın azabı gelirse azabı durduracak bir kuvvet de yoktur. Bana itaat edin dedi, nasihatlerimi tutun, kurtulun." Nerede kurtulacak insanlar? Nuh aleyhisselam böyle nasihat ettikçe onlar büsbütün kuduruyorlardı. Çünkü canında körlük vardı. Hak tarafında
bakmıyorlardı hiçbir zaman. Allah'ın o şanlı peygamberini dinlememek için parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Yüzünü görmemek için elbiselerini başlarına örtüyorlar. Şu anda da böyle nesiller var. Bir sohbet açarsınız, farklı işlerle, sesli işlerle sırf o sohbeti duymamak için. Allah'ın peygamberini böyle yaparak üzüntüye, ümitsizliğe düşürmek istiyorlardı. Mümkün müydü ki? Elbette ki hayır. Nuh aleyhisselam Rabbine güvenmişti, ona dayanmıştı. Rabbinin emirlerini hiç korkmadan, ümitsizliğe düşmeden, gevşemeden tebliğe devam ediyor. Zaten onun vazifesi bütün peygamberler gibi tebliğ etmekti. Hidayet verecek olan Allah'tır. Biz bazen zorluyoruz bazı kişileri. Anneler, babalar evlatlarını zorluyorlar. Zorlamayın. Siz annelik, babalık görevini yapın. Küçük yaşlarda onlarla beraber namaz kılınız. Allah'ın ilmini, ibadetini öğretiniz. Peygamberi tanıtınız. Her zaman söylüyorum. Bir çocuğa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetseniz, anlatsanız onun hayatını hikaye gibi. Kaldı ki çocuklar hikayeleri çok severler. Sadece çocuklar değil, kıssalar, menkıbeler hepsi birer hikaye niteliğinde. 70 yaşındaki adama da anlatsan dinliyor adam o hayaliyle. O yüzden siz çocuğa anlatınca çocuk hayalinde güzel bir insan portreyi oluşturuyor. Kendi kafasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çiziyor. Siz anlattıkça o hayal ediyor. Hayalini tamamlıyor. Ve ister istemez ona karşı iştiyakı, muhabbeti artıyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatıldığı zaman herhangi bir çocuk bile olsa onu kabul etmemezlik yapamaz. Çünkü öyle güzel ahlakı var ki çocuklar çok sever onu. Siz anlatamıyorsanız, bunu beceremiyorsanız bari hiç olmazsa anlatan birini dinletin o çocuğa. Ondan sonra çocuğa hiçbir şey öğretmiyorsun. Akşama kadar çalışıyorsun. Babalık yaptığını zannediyorsun. Annelik yaptığını zannediyorsun ona yemek pişirmekle. Efendim çok çalışıyorsun da elbiseleri, kıyafetleri veya benzeri kimseye muhtaç etmemekle efendim gerçek bir baba olduğunu zannediyorsun. Hafta sonları pikniklere, şuralara, buralara götürerek, eğlendirerek babalık yaptığını zannediyorsun. Evet yapıyorsun ama %30 yapıyorsun. Kalan %70'i yaptığın %30'u silip atacaktır. Eğer ilmi öğretmezsen, İslam'ı öğretmezsen. Yıllar birbiri ardınca akıyor. İnsanların azgınlığı da gitgide şiddetleniyor. Açlıktan açlığa Allah'ın peygamberine hakaret ediyorlar. Fakat o hep vazifesini hatırlatıyor. Ben sizleri Allah'ın azabından korkutan bir peygamberim diyor. Bu kadar büyük, bu kadar şerefli bir gayretin neticesi olarak sayıları az da olsa etrafında bir müminler cemaati halkalanmış. Nur deryasına atılanlar var. Her devirde olduğu gibi Nuh kavminin de putperest idarecileri de bu mazlum müminlere türlü türlü işkenceler yaptılar. Tıpkı Arakan'da olduğu gibi, Bangladeş'te olduğu gibi, Doğu Türkistan'da olduğu gibi, Myanmar'da olduğu gibi, Filistin'de, Gazze'de olduğu gibi, Suriye'nin belirli yerlerinde olduğu gibi Müslümanların her zaman etmiş olduğu ibadetlerinden, imanlarının güçlülüğünden dolayı zulüm eden, bakmayın bu bizim ülkemizde de var bunların torunları, fırsat ellerine geçse kuduruk köpekler gibi üzerimize salınacak bir güruh var maalesef. Fırsat eline geçer geçmez medreseye düşman, sarığa düşman, çarşafa düşman, cübbeye düşman, ilme düşman, Kur'an'a düşman. Bunlar öyle yalancılardır ki, bunlar askerlik makamına peygamber ocağı diye hitap ederler ama lafta söylerler. Peygamber ocağında bir komutan elini açıp dua ettiğinde öyle kudurmaya başlar ki içlerindeki imansızlık ister istemez dışarıya fırlar bunların. Biz sizin ağababalarınızı biliyoruz. Biz sizin dedelerini tanıyoruz. İşte bakın anlatıyor ayet-i kerime. Ey müminler bunlarla dost olmayın. Bunlardan size dost olmaz. Onlar münafıklardır ki onlar sizden bir dost gibi görünürler ama dost değillerdir. Mevla uyarıyor seni. Yapma kulum.
kendine zarar edersin. İşte her devirde olduğu gibi Nuh kavminin o putperest idarecileri müminlere zulüm ettiler. Öyleydi de ne Hazreti Nuh ne de onun sadık arkadaşları ilahi yoldan dönmediler. İman, inanç kervanı kainat vadisine yürüyüp gidiyor. Kafirler ve zalimler korkak olur arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Kafirlerin hepsi, zalimlerin hepsi korkaktır. Neden? Çünkü zalimliğini korkaklığından dolayı yapıyor zaten. Aman fırsat eline geçmesin, bunlar beni mahveder diye yapıyor, ama mümin öyle değildir. Mümin merhamet sahibidir. Ama iş kazaya da gelirse, iş şehadete de gelirse, mümin için zaten beklediği bir veli nimettir şehadet. Önünde kimse duramaz. Anasıymış, bacısıymış, kardeşiymiş, çocuğuymuş. Umrunda bile değil müminin. Nene hatunları unutmadık ki biz. Şerife bacıları unutmadık ki biz. Evladını satılığa çıkaran bir anneyi biliyoruz biz. Neden? Vatan sağ olsun, evladımla ben cennette yine kavuşurum. Ama evladım kalır, vatan giderse evladımın ne kıymeti var? Diyen annelerimiz var bizim. Siz bu tarihi bize unutturabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Ben evladıma, sen eşine evladına bunları anlata anlata gelecek nesil Allah'ın izniyle gümbür gümbür geliyor. Umudumuz kesilmemiş. Gördükçe gururlanıyoruz, mutlu oluyoruz. Elhamdülillah medreselerimiz, Kur'an kurslarımız tıka basa dolmaya başladı. Müminler uyanıyor. Bakmayın dışarıdaki insanlara siz. Dışarıdaki insanlara bakıp ümidinizi kesmeyin. Bu gençlik nereye gidiyor diye ahvah etmeyin. Onlara dua edin. Ama unutmayın ki diğer taraftan geliyoruz, hem de gümbür gümbür Allah'ın izniyle. Gözlerine soka soka geliyoruz. Kaşlarında dağlardan daha yüce ve metin bir peygamberin bakışı vardı. Kafalarını çatlatırcasına hiç durmaksızın haykırıyor Nuh aleyhisselam. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusudur ki ben size acıklı bir günün azabından haber veriyorum. Nuh aleyhisselam ne demek istediğini biliyor da onlar Nuh'un ne demek istediğini anlamak istemiyorlardı. O şanlı peygamber kavmine hep bunları söyledi, ama ne var ki müşrikler o mantarlaşmış kayadan farksız davranıyorlar. Biz seni ancak bizim gibi bir insan görüyoruz. Sana bağlı olanları da ilk bakışta en düşüklerimizden ibaret görüyoruz. Sizin bize fazla bir üstünlüğünüz de göremiyoruz. Hatta sizi yalancılardan sayıyoruz dedi. Ayet-i Kerime Hud suresinde bunu anlatıyor. Küfür öncülerinin o batıl sözüne bakın ki peygamberi zişanın, ona tabi olan müminlerin fazlı kemalini, manevi derecesini takdir edemiyorlardı. Çünkü beyinlerine zehirli bir kıymık batmış. Küfür kanserinin ateş mikropları akıl gözünü kör etmiş. Dünyevi servetlerine, fani mevkilerine, makamlarına güveniyorlar. Halbuki bu temeli çürük dünya nicelerinin başını ölüm değirmeninde öğütmüştü. Zaman çarkı nice kimsenin o ümit dallarını koparmıştı. Nice zenginler tanımıyor muyuz? Ne oldu? Göçtü gitti kabrin içerisinde. Ben öyle bir an yaşadım ki Konya'da bir dönem hocalık yaptım. Konya'dayken bir imam kardeşimin bana söylediği, dedi ki bir gün namaz kıldıracağım, cenaze namazını kıldıracağım. Bir ufak kalabalık var. Sonra baktım o siyah örtülere büyünmüşler. Hani Müslüman işte siyah giyiniyormuş da, yastaymış da. Bunun da dinimizle bir alakası yok. Konu buraya gelmişken onu da söyleyeyim. Böyle siyahlara bürünüp yasmaz vesaire, bunun bizde hiçbir alakası yok. Ondan sonra kafasının yarısını başörtüyle örtmüş, geriye kalan saçları açık bir hanımefendi geldi yanıma. Hocam dedi, elime bir tomar böyle sıkılmış, destelenmiş bir para uzattı. Hocam dedi, siz defin işlerini yapın. Saat dedi 4, ben yurt dışından geldim, uçağım var. Annemin cenazesi için geldim, ayıp olmasın diye gelmiş kadın. Dedi ki şu parayı alın. Ne yapacağım ben bu parayı dedi.
Siz dedi defin işlerini halledin. İşte bir Kur'an falan da okursunuz, okutursunuz. Bizim acilen notere gitmemiz gerekiyor dedi. Şok oldum, dedim herhalde bu bir kamera mıdır? Yani şaka mı yapıyor birisi? Dalga mı geçiyor birisi? Şok oldum dedi, kaldım orada. Ya çok zenginmiş meğerse. Çok zenginlermiş. Ne kıymeti var ki? Bir evlat yetiştirmişsin, sen gittikten sonra malına çökmeye çalışan bir evlat. Kabrine kadar bile gelmiyor. Bırakın bir Fatiha okumasını bile bilmiyor. Parayla hoca tutmuş. Sözde parayla okutacak. Parayla okutturduğun Kur'an'ın ne faydası var? He? Kime faydası var? İşte nice zenginlerin, nice makam sahibi insanların hepsinin yok olduğunu görüyoruz. Diyor ya, ey vicdanı kör adam, sen bizlerden uzak dur. İbret hikmet bilmezsin, şu aleme bak da dur. İşte kafirler guruhu, ulviyeti, sadakati, fazlı, kemali, her veçiyle zahir olan, sadece kendileri için hayır murad eden bir peygamberin kadrini, kıymetini bilmiyorlardı. Sen de bizim gibi insansın, hatta sen yalancısın diyorlardı. Nuh aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, söyleyin dedi, fikriniz nedir? Eğer ben Rabbimden verilen açık bir burhan, bir delil, bir belge üzerindeysem, bir de Allah bana kendi katından bir peygamberlik vermiş de size onu görecek göz verilmemişse, istemediğiniz halde onu size zorla mı kabul ettireceğiz? Apaçık sözleriyle hitap ediyor onlara. Ama anlamadılar. Yine tatlı, yine ılık, yine sıcak ve hikmet dolu sözlerine devam etti. Çok anlattı ama dinlemedi müşrikler. Maymunları bile güldürecek tekliflerde bulunuyorlardı. Diyorlardı ki, ey Nuh, sen başından o fakirler topluluğunu kov diyorlardı. Çünkü ona iman eden hep garibanlardı ya. Gerçi Müslümanlardan da böyle en şuurlularını hep fakir fukaradan görüyoruz. Bir yere yardım mı yapılacak? Garibanın 100 lirası varsa yarısını vermeye çalışıyor Allah'ın rızasını kazanmak için. Çünkü zengini, Bakara suresi 268'de diyor ki, zengin olanı şeytan daha çabuk kandırır. Aman malın biter, bak servetin azalır. Dur, sen daha ileride bir iş var zaten, onu da yap, daha güzel servetlerinle hayırlarda bulunursun. Hep bunlarla diyor size gelecek Bakara 268'de. İşte şimdi yine aynısını söylüyorlar bak. Sen diyor başındaki o fakirleri kov diyor. Biz sana uyalım. Ama diyor biz zenginiz, biz yani şerefli insanlarız. Hatırı sayılır insanlarız. Biz o miskinlerle beraber bulunmayı bir zul kabul ediyoruz. Yani bir düşüklük telakki ediyoruz. Hazreti Peygamber böyle bir şey yapabilir miydi? O bir hak elçisi. Nübüvvetle şereflenmiş, gönlü içi incilerle dolu bir deniz. Fakirlik bir suç değildi ki, insanı fakirsin diye kovmak olur muydu hiç? Hem o insan iman devletine ermişse, o zaten en büyük zengindir. Ve nihayetsiz kudretin sahibi Allah, dilerse de nice fakiri zengin eder, nice zengini fakir eder, nice sultanı tahtından aşağıya indirir, kara toprağa gömer, nice köleyi de sultan eder. Cihanı yaratan Allah mülkünde istediği gibi tasarruf eder, hem de ediyordu zaten, ama ne var ki canında körlük olan bunu bilmezdi. Kendisini hep zengin olacak, zengin kalacak zanneder. Zenginliği bir şeref vesilesi zannederdi ama değildi. Eğer o mal Allah yolunda harcanmazsa, doğru güzel işlerde kullanılmazsa insanın başına bela olur. İşte zenginliğin afetlerinden biri de kendilerini herkesten büyük görmek, fakirleri hakir görmek, ben kimim biliyor musun sen, sen beni tanıyor musun ifadelerini söylemek. Gurur ve kibirleri sebebiyle Hakk'ın peygamberine tabi olamıyorlardı. Belki ben on binlerce sene öncesini anlatıyorum ama siz dinledikçe aynı sınıf insanları günümüzde de görebileceğinizi biliyorsunuz. Bin defa, 100 bin defa anlatıyor Nuh aleyhisselam. Ey kavmim, ben onları kovarsam Allah'ın intikamından beni kim kurtarabilir? Hiç düşünmez misiniz diyor. Düşünmez misiniz? Eğer ben o iman eden, o sizce kıymetsiz görülen müminleri huzurundan kovarsam, Allah'ın intikamından, azabından beni kim kurtaracak? Bir yardımcı olamaz dedi.
Öyle sadık, öyle muhlis müminler kovulur mu? Evet, bir peygamber etrafında halkalanan o iman, o tevhid nuruna eren, akıl ve vicdanları hikmetle süslenen insanları sırf fakir oldukları için yanından kov dediler. Baktılar ki olmuyor. Bu sefer karanlık ağızlarını açıp meydanda bağırmaya başladılar. Dediler ki, ey Nuh, sana ve senin yolundan gidenlere ölüm. Artık olay farklılaşmaya başlıyor. Peki Allahu Teala ne diyecek Nuh Aleyhisselam'a? Ey Nuh, sen eğer dediğinden vazgeçmezsen muhakkak ki diyor taşla öldürülenlerden olacaksın. Bak, Eş-Şuara suresi. Eğer dediğinden vazgeçmezsen ey Nuh. Bak, onlara söylüyor önce. Dediler ki vazgeç, vazgeçmezsen taşla öldürürüz diyor halkı, kavmi. Mevla ne diyor? Devam et. Devam et, bizim yardımımız sana gelecektir. Kara vicdanlı kafirlerin tehditleri netice vermiyor. Allah'ın seçkin kulu peygamberi bir nefes olsun davasından vazgeçmiyor. Müthiş bir mücadele başlıyor. İmanla küfrün, hakla batılın, ilimle cahilliğin, medeniyetle vahşetin, adaletle zulmün mücadelesi devam ediyor. O kafirle putperestlere karşı iman ehlinin sayısı da çok azdı. Bakın, ben anlatımlarımda hep şunu fark ettim. Ta ki Nuh Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a kadar, onun ümmetine kadar, bir Çanakkale Savaşı'na kadar azlar çoklara galip geldiğini görüyoruz. Hiçbir zaman Müslümanlar çok olmadılar. Hep azdılar ama hep galip olan, diyoruz ya, la galibe illallah. Allah'tan başka galip yok. Sıkıyorlar, sıkıyorlar, sıkıyorlar. Cefa fırınında pişiyor insanlar, yerlerde sürükleniyor insanlar, oklara hedef oluyor imanlı göğüsler, daha neler neler, ama hak yoldan, tevhid dininden dönen yok. O iman devletine eren bahtiyarlar Hazreti Nuh'un etrafında halka olmuşlar. Kafirlere karşı onunla beraber mücadele ediyorlar. Onların güvendiği, dayandığı sadece Allah'tı çünkü. Allah'a güvenip dayandılar. Ey can cevherini ten kutusuna koyan, ezel mu'munun fitilini yakan, ebedi bezmin toplantısını aydınlatan Allah'ım, dertliyim diyorlardı, inliyorum diyorlardı, hacetimiz var ya Rabbi, bizlere medet eyle, yardım eyle diye inledi Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Cihanı bir hikmet üzere yaratan Allah elbette ki imanlı kullarına medet edecekti. Kafirlerin azgınlığına karşı 40 sene yağmurlarını kesiyor Mevla. Bu zaman zarfında da kafirlerin malları, hayvanları hepsi helak oluyor. Bağları, bahçeleri kuruyor. Kadınları doğum yapamaz oluyor. Nesilleri kesiliyor. Göklerden felaketler iniyor. Topraktan hararet tütüyor. Yaman bir eziyetin okyanusunda çırpınmaya başlıyorlar. Hazreti Nuh ile alay eden o şımarık zenginlerin şimdi bütün ümit dalları kurumuştu. Şiddetli kıtlık başlıyor. Can damarlarının kanını emiyor neredeyse. Ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Zaten onlar şaşkın bir guruhtu. Şaşkın olmasalar da Allah'ın peygamberlerine karşı gelir miydi? Tutunacak başka bir dal olmadığını görünce de hemen ister istemez Allah'ın peygamberine geldiler. Dediler ki, ey Nuh, sen felaketi görmez misin? Tahammül sınırını aşan bu sıkıntıdan nasıl kurtulacağız dedi, bize yol göster. Dedi ki, ey kavmim, başınıza gelen bunca felaketler işlediğiniz o günahlar, isyanlar yüzündedir. Allah'a isyana iş edindiniz siz. Onu bırakıp putlara taptınız. Sizi yokluktan varlık alemine getiren Hakk-ı Kerim'inizi gazaplandırdınız. Bu sebeple ki rahmetler, yağmurlar kesildi. Sizin azgınlığınız yüzünden de masum hayvanlar da zarar gördü. Gelin dedi Rabbinize istiğfar edin, mağfiretini isteyin. Çünkü o gaffardır, mağfireti çok boldur. Gelin dedi Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını talep edin. O dergaha yüz tutun, iltica edin ki sizi affetsin de üzerinize inayet bulutlarından rahmet yağmurları göndersin. Size mallar, evlatlar ihsan etsin. Sizin için cennet gibi yemyeşil bağlar, bahçeler, onların arasına gürül gürül akıp etrafına Allah'ın izniyle hayat bahşeden billur nehirler yaratsın. Ayet-i kerimede böyle geçiyor çünkü. Buraların, ötelerin nice hikmetleri üzerinde konuşuyordu Nuh Aleyhisselam.
taşlar gibi hissiz donuk olan o kavmine hakikatin altın oluklarından cevherler akıtıyor. O şanlı peygamber, ey kavmim, niye siz Allah'tan korkmuyorsunuz? Onun azametini niye tanımıyorsunuz? Halbuki o sizi her türlü hallerle biliyor. Görmediniz mi Allah yedi göğü tabakalar halinde nasıl yaratmış? Ayı içlerinde bir nur kılmış, güneşi bir kandil yapmış. Allah sizi, babanızı Adem'i arzdan topraktan yaratıp meydana çıkarmış. Sizi oraya döndürecek olan, sizi bir daha çıkışla kabirden çıkaracak olan yine Allah'tır. Allah sizin için arzı bir döşek yapmıştır. Onun geniş yollarında gezesiniz diye. İşte bu mübarek ayetleri Nuh Aleyhisselam'ın kavmine karşı anlatıyor, söylüyor. Ama o şaşkın kavim hala hissiz taşlar gibi bakıyor. Akıl sahipleri için yerde gökte ibret alınacak hadiseler her zaman cereyan etmiştir. Nur serpen şu aya bakın, ışık saçan şu güneşe bakın, pırıl pırıl yıldızlara bakın. Rabbinizin kudretiyle dallardaki kuşlara bakın, yuva kurmuşlar. Ağaçlar daldan kollarını, böyle yapraktan da ellerini açmışlar. Meyvelerle size tablacılık ediyorlar. Gökten rahmet indiren kim dedi Nuh Aleyhisselam? Topraktan çiçeği bitiren kim? Taşların arasında suları çağlatan kim? Karınca aciz, yılan elsiz ayaksız, öyleyken onların rızkını yüce Allah vermiyor mu? Allah sizin için arzı bir döşek yapmadı mı? Cihan toprağında başak topluyorsunuz siz. O gökten su indirmeseydi, yerden ot bitirmeseydi toplayabilir miydiniz? Ey cahil ve gafil kavmim! Demiş ya, gül onun, çiçek onun, yer onun, sema onun, güneş, ay, yıldızlar, her şey daima onun. Konuşuyor fesahatla, belagatıyla konuşuyor Nuh Aleyhisselam. Delil üstüne delil getiriyor, mucizeler bile gösteriyor ama ne var ki müşriklerin kan yuvası gözleri hidayet penceresinden bakmayı bilmiyorlardı. O mantarlaşmış kayadan farksız varlıklardı. Şaşkınlıkla hayvanlardan daha aşağı derekelere inmişlerdi. Hayvan bile, hem de en azılı canavar bile zamanla terbiye edilebiliyor, ehilleştirilebiliyordu. Bir aslan düşünün mesela. Fakat bu vicdanı kör adamlara söz tesir etmiyordu. Bir gündü yine. O peygamberi Zişan'ın huzuruna iki adam geldi. Hem de kendi kavminin halkından iki adam. Yüksek huzura çıktılar. Dediler ki, ey Nuh, çocuklarımızı kaybettik. Günlerdir de aramamıza rağmen bir türlü bulamıyoruz. Sen dedi, gerçekten Allah'ın peygamberiysen çocuklarımızın yerini bize haber ver. Nuh Aleyhisselam kendisine ihsan edilen o peygamberlik, o nübüvvet nuru ile bakıp çocukların olduğu yeri söyledi. Dedi ki, çocuklarınız doğu tarafında falanca tepenin eteğindedir. Gidin oradan alın dedi. İki adam nefes nefese o tepenin eteğine koştular. O da ne ki, gerçekten çocuklar orada oynayıp duruyorlardı. Hemen çocukların elinden tutup geldiler. Dediler ki, ey Nebi, biz sana ve senin Rabbine iman ediyoruz. Tabi bu hali görünce kafirler öfkelerinden deliye döndüler. Meydanlarda haykırıyorlar. Size ölüm, size ölüm diyorlardı. Kafir ve putperestlerin o karanlık ağızları ölüm ölüm diye açılıp kapanıyor. Sadece ölümü zayıflara, masumlara, müminlere layık görüyorlardı. Kendileri sanki hiç ölmeyeceklerdi. Nuh Aleyhisselam o gafiller topluluğuna ölümü de hatırlattı. Dedi ki, bir gün ölecek, kabre gireceksiniz. Rabbiniz sizi bir zaman kabirde beklettikten sonra oradan çıkaracak, mahşer yerine sevk edecek. Hepinize hesaba çekecek. O gün yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ölüm gelmezden evvel dedi, uyanın. Allah'a, onun peygamberine iman edin. Yoksa o günün azabı çok şiddetli olacaktır. Çok mücadele etti Nuh Aleyhisselam. Kavmi arasında çok şiddetli mücadeleler olmuştu. Hak elçisi hep nasihat ediyor. Kafirler ise günden güne azıtıyorlardı. Ey Nuh dedi, seni ve sana inananları taşla öldüreceğiz diyorlardı. Yine başka bir gün
Allah'ın sevgili kulu Peygamberi Hazreti Nuh Aleyhisselam Irak taraflarına gidiyorlar. O Küfe şehrinin bulunduğu mevkide yaşayan bir kavme rastlıyor. Onları tevhid dinine davet ediyor. Diyor ki insanlar, ben Allah'ın size gönderdiği bir peygamberim. Allah'a iman edin. Ona hiçbir şeyi ortak şerik koşmayın. Kafirlerin tabi beynine diyoruz ya sanki böyle yıldırımdan bir kamçı inmiş. Dediler ki gerçekten peygambersen bize bir mucize göster, yoksa seni taşlayarak öldürürüz. O zamanın silahı taştı. Dedi ki nasıl bir mucize görmek istiyorsunuz? Dediler ki bak göklerde zerre miktar bulut yok dedi. Bizim ise yağmura ihtiyacımız var. Bize derhal yağmur yağdırmanı istiyoruz. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam mübarek ellerini ulvilik alemini açıp gönlünün derinliklerinden gelen bir hisle dua etmeye başladı. Daha henüz duasını bitirmedi ki gökler sağanak sağanak boşalmaya başladı. Havada bir tane bile bulut yok. Tek ve ulu olan Allah peygamberinin duasını kabul etmiştir. Buradan ne görüyoruz? Allah için imkansız yok. Duanızda acaba bu kabul olur mu ki diye düşünmeyin. Edebine uygun istediklerinizin duası kabuldür. Burada verilmezse ahirette karşılığı verilir. Burada akılları oynatan iki mucize meydana geliyor. Biri yağmurun hemen anında yağması, ikincisi ise gökyüzünde hiçbir bulutun olmamasına rağmen suların gürül gürül yeryüzüne inmesi. Bu müthiş hadiseyi gördükten sonra derhal iman etmek gerekmez miydi? Akıl ve irfan bunu gerektirirdi. Çünkü ama ne yazık ki canında ve vicdanında körlük olan o kafir kavim imana gelmedi. İmana gelmek bir yana Allah'ın peygamberini taşa tuttular. Memleketlerinden kovdular o Kufe halkı. Nice peygamberlere, nice peygamber yaranlarına hep zulüm etti o Kufe halkı. En sonda Hazreti Hüseyin'i şehit ettiler. Allah'ın rasulleri kafirlerden neler çekmediler ki? Daha neler meydana gelecek? Peygamberler nurdur, rahmet kaynağıdır. Tek ve ulu olan Allah onları nübüvvetle şereflendirmiş, mucizelerle teyit etmiş. Hazreti Nuh'un duasıyla da kupkuru ağaçlar hemen canlanıp meyve veriyorlar. Kufe taraflarına gitmişler yine. İnsanları hak dine davet ediyorlar. Yolu bir köye uğradı. Bu köyün halkı da müşrikti, putperestti. Zilletle putların eteğine tutunuyorlar, onların önünde yerlere kapanıyorlar. İnsanlık için ne utanılacak bir halde aslında. Nuh Aleyhisselam bunları görünce ızdırap duydu. Dedi ki insanlar, ben sizi Allah'a davet eden, azab ile korkutan bir elçiyim, iman edin. Kafirler tabi kıkır kıkır güldüler. Onu alaya almak istediler. Öyle bir şerefli nebi ile istihza edeceklerdi. Şeytan da durmuyor tabi, zehirli nefeslerini yüreklerine üfürüyordu. Kan yuvası gözlerini Nuh Aleyhisselam'a diktiler. Sen gerçekten sözünün eriysen emret de bakayım dedi, şu kuru ağaçlar yeniden hayat bulsun. Biz de senin peygamber olduğuna inanalım. Halik-i Azim'in muhterem peygamberi gösterilen o ağaçların yanına gidiyor. Ağaçlar kurumuş, çürümüş, dökülmüş bir halde. Mübarek elini uzattı, onlara birer birer dokundu. Dedi ki ey kavmim, eğer dileğinizi yerine getirirsem bana ve doğruluğuma iman eder misiniz? Tabii ki inanırız dediler, haykırdılar. Allah'ın peygamberi gülümsedi. Siz buna da bir kulp bulursunuz dedi. Çünkü daha evvel Kufe halkı bir kulp bulmuştu. Mübarek elleriyle ağaçlara doğru işaret ediyor. Şerefli peygamberin işaretini alan o kocaman ağaçlar sağa, sola, öne, arkaya eğilerek köklerini topraktan çıkarttılar. Tıpkı bir insanmış gibi yürüyerek Allah Resulü'nün Nuh Aleyhisselam'ın huzuruna geldiler.
Yine bir insan gibi onu selamladılar. Selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü dediler. Sonra yerleri burasıymış gibi toprağa gömülüp orada kaldılar. Bu büyük mucizeyi görenlerden sadece 8 kişiye iman nasip olmuş. 8 kişiye. Diğerleri yine küfür, yine şirkte inat etmişlerdi. Ve bu sebeple Allah da onları helak ediyor. Bu hadisede iki tane mucize birden zuhur etmiş. Birincisi ağaçlar bir işaretle uzaktan kopup geliyorlar. İkincisi tıpkı bir insan gibi Allah'ın peygamberini selamlıyorlar. Evet, titriyor hak aşkıyla taç, ağaç, su ve kaya. Güneş nasıl dönüyor bir baksana uzaya. Elbette ki Nuh aleyhisselam büyük bir peygamberdi. Yüce Allah peygamberlerini mucizelerle kuvvetlendiriyor. Akıl ve idrakın aciz kaldığı nice hadiseleri peygamberler bir nefeste çözüyorlardı. Allah'ın izniyle onlara güçlük yoktu. Onlar insanlık alemi için birer güneş, birer hidayet rehberiydi. Öyleydi de gözü kanlı kafirler bunu göremiyorlar. Çünkü onların canında körlük vardı. Hazreti Nuh aleyhisselamın duasıyla dağ gibi taşlar eriyor, toprak oluyor. Kafirler grubu yine imana gelmiyor. Bir gün o muhterem nebinin mübarek huzuruna kavminden bazı insanlar geldiler. Dertleri vardı, belliydi. Hem de hiç kimsenin çare bulamayacağı bir dert. Başlarına gelen felaketi anlattılar. Dediler ki yaratılışı büyük insan, yaşadığımız topraklarda dedi çok şiddetli kuraklık var. O kadar ki dedi sularımız tamamen çekildi. Ne içecek ne de hayvanlarımıza verecek bir damla suyumuz kalmadı. Susuzluktan helak olacağız. Bizim çaremize bakarsan dedi sana iman ederiz. Nuh aleyhisselam onları da kırmıyor. O kavmin yaşadığı yere kadar gidiyor. Köyün yakınında bulunan o büyük bir dağın üzerine çıkıyor. Ellerini Allah'ın huzuruna, dergahına açıp dua ediyor. Sonra ellerini toprağa vuruyor Nuh aleyhisselam. Taşlar erimeye başlıyor. Toprak oynayıp kımıldamaya başlıyor. Birden dağın tepesinden sular kaynamaya başlıyor. O kadar gür bir su akıyor ki bütün köyün, hatta o civarda yaşayan kavimlerin bile su ihtiyacına yetiyor. Ama ne yazık ki, ne yazık ki bu mucize bile kafirlerin o kör gözlerini açmıyor, açamıyor. Puta tapanlar yine put gibi hissiz, hareketsiz bir halde inkarlarına devam ediyorlardı. Allah'ın seçkin kulu, muhterem peygamberi Hazreti Nuh ne güzel nasihatler etti, ne büyük mucizeler gösterdi, ne hakimane sözler söyledi. Ey kavmim dedi, siz kendi yaratılışınıza da mı bakmıyorsunuz? Bu aleme nasıl geldiniz, nereden geldiniz? Sizi yoktan var eden, önce topraktan, sonra bitkiden, sonra gıdadan, sonra nutfeden, sonra kan pıhtısıyla, sonra et parçasıyla, etle karışık kemik yığını yaptı. Bunu yapan kimdir? Siz hiç düşünmez misiniz? Bir gün öleceksiniz, kabre gireceksiniz. Rabbiniz sizi bir müddet kıyamet gününe kadar kabirde bekletecek, sonra çıkaracak. Amellerinizin ceza veya mükafatını verecektir. Gelin dedi. Gelin ey kavmim, insafa gelin. Hiçbir şeye zararı veya kârı dokunmayan putlara tapmaktan vazgeçin. Sizi bekleyen şu dehşetli bir beladan, edebi ve ebedi olan azaptan Allah'a sığının. Nuh aleyhisselam belki de taşları eritecek, o yalçın kayaları bile hislendirecek şekilde konuşuyor. Ama ne var ki vicdanı kör kafirler avaz avaz bağırıyorlar. Senin bizi imana davet etmekten, azab ile korkutmaktan başka bir şeyin yok mu be adam? Hep bizi korkutuyorsun, hep imana davet ediyorsun. Bir gün de başka şey için çağır diyorlardı. Yeter artık, bizi usandırdın. Senden de davandan da bıktık, usandık artık diyorlar. O azgın, o imansız kavim. Onlar için hidayet sanki Kaf Dağı'nın ardındaydı. Bulanık ve çirkef sularda kıvrılan solucanlara dönmüşlerdi. İrfan ve akıl nurundan nasipleri yoktu. Gecelerden daha karanlık o yüzlerini Allah'ın peygamberine tutup dediler ki ey Nuh, gerçekten bizimle mücadele ettin.
Bizimle olan mücadelede de çok ileriye gittin. Eğer sen doğru söylüyorsan, bizi korkutup durduğun azabı hadi getir bakalım dediler. En son bu kadar ileriye gittiler. Hatta Hud suresinde 32. ayet olması lazım. Aynen ifade ediyor. Görüldüğü gibi kafirler, müşrik kavim o peygamberi Zişan'ın sık sık haber verdiği o ilahi azaba da inanmıyorlardı. Madem öyle dedi, hadi bir azap gelsin bakayım. Görelim bakalım. Nuh peygamberin vahdaniyet ilahiyeyi, yani Allah'ın birliğini ispat, ahiret hayatını beyan, nübüvvet vevasını ifaya çalışması onlarca hiçbir şey değildi. Taş insafa gelirdi de kemikleşen inatlar insaf bilmezdi. O yüzden inat çok kötü bir şeydir. Kimde varsa terk eylesin. İnat insanı ölüme, inat insanı imansızlığa kadar götürür. Adam inadından imansız gidecek, yine de kendine laf gelmesin. Ben bir kere inat ettim, yapmam, dönmem diyerekten iman selametini bile kaybeder. İnat çok tehlikeli bir şey. Her kavim kendilerine gönderilen peygambere dediler ki bize o vaat edilen azabı getir de görelim demişlerdi. Ebu Cehillerin soyu kurusun ki bunlar maalesef her devirde böyleydi. Elbette ki o müthiş azap da gelecekti. Onlar enselenecekti ama ne var ki gelmez zannediyorlardı. Allah'ın peygamberiyle istihza ediyorlardı. Nuh Aleyhisselam'ın söylediklerini kuru bir tehdit olarak görüyorlardı. Mahşer günü de inkar yolunu tutmuştu onlarda. Mahşer diye bir şey yoktu. Kim gitti de gördü diyordu. Öyle şey mi olur diyorlardı. Şu anda da var o insanlardan. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetine göre varlığın sebebi olan peygamberimiz, biricimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kıyamet günü Nuh getirilecek. Ona diyecekler ki tebliğ ettin mi denilecek. Evet ya Rabbi diyecek. Risalet vazifemi senin emrinle tebliğ ettim. Sonra onun ümmetine diyecek. Size tebliğ etti mi? Onlar inkar edecekler. Bize hiçbir korkutucu gelmedi diyecekler. Bunun üzerine Rabbi Kerim'i Nuh'a soracak. Şahitlerin kim? Çok acayip. Kim biliyor musunuz şahitleri? Şahitlerin kim dediğinde Nuh Aleyhisselam diyecek ki Muhammed ve ümmeti. Sonra size başvurulacak. Siz de şahitlik edeceksiniz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Siz şahitlik edeceksiniz. Ve bundan sonra kainatın efendisi şu ayeti okuyor. Ey Müslümanlar! Böylece sizi seçkin, şerefli bir ümmet kıldık. Bizden bahsediyor. Kıldık ki bütün insanlar üzerinde adalet örneği, hak şahitleri olasınız. Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun. Buhari hadisidir bakın. Ve Bakara suresinin de 143. ayetidir. Evet. O azgın, o münkir kavim kıyamet gününde de inkar yolunu tutacak. Öyle şanlı bir peygamberi tekzip etmeye kalkacak ama ümmetlerin en şereflisi olan Muhammed ümmeti Nuh Nebi'ye şahit olacaktır. Kafirler de elim bir azaba bizim şahitliğimizden sonra maruz kalacaktır. Bütün inkarcıların, bütün zalimlerin varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir duraktır. Yorgunluklarını o cehennemin ateşten duvarlarına yaslanarak gidermek isteyecekler. Ki onların vay haline, vay haline.